Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, tabii ben bugün sizlere elbette 2023 yılının bir özetiyle e, sunum yapmak için karşınızdayım ama doğal olaraktır ki belediyemizin e, faaliyet raporunu e, sunmak İstanbullulara hesap vermek için burada olduğumun altını çizmekle birlikte bir miktar tabii ki son 5 yıla dair tariflerim olacak. Elbette konuşmamla birlikte önümüzdeki 5 yıla dönükte vizyona dair sizlerle paylaşacağım duygularım olacaktır. Şunu söyleyeyim, önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılının da bizim için her gününün hizmetle, icraatla ve yatırımla dolu bir yıl olması e, gurur vesilemiz olmuştur. Bir yandan İstanbul'umuzun geçmişten bugüne gelen e, birçok sorunlarına çözümler ürettik. Bir yandan da şehrimizi geleceğe hazırladık. Açıkçası ne yaptıysak inanınız ortak aklın, bilimin yol göstericiliğinde hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak yap. Siyasi hesaplarla hiçbir zaman davranmadık. Asla belirli kişileri ya da kayırmacılıkla belli grupları koruyarak kollama anlayışı içerisinde de olmadık olmaya olmamaya da devam edeceğiz. Her zaman çok çalışkan olmaya, gayretli olmaya ve de adaletli olmaya devam ettik. Gayretli ve adaletli olmanın İstanbul'umuza bereket getireceğini bilen bir ekibiz. O bakımdan gayret ve adaletin hizmet dönemi süreci içerisinde çok önemli iki kavram olduğunu her zaman bu işin içerisinde olan, kamu yönetimi içerisinde olan bütün arkadaşlarımla paylaşıyorum, paylaşmaya devam edeceğim. İşte tam da 2023 bu inancımızın kanıtlandığı bir yıl oldu. Ve ne yaptıysak hukuk ve dürüstlük içerisinde yaptık. O nedenle şunu söyleyeyim, kıymetli Büyükşehir belediye meclis üyeleri ve sevgili bizi isteyen vatandaşlarımız, 5 yıl boyunca tam 1019 teftiş ve incelemeden alnımızın akıyla çıktı. 1019 teftiş ve incelemenin Aynı zamanda bir Türkiye rekoru olduğunu da burada sizlerle paylaşmak zorundayım. Ülkemizin tarihinde hiçbir belediyeye karşı böylesine bir teftiş dönemi ve teftiş süreci yaşatılmamıştır. Bu nedenle bu bir rekordur. Ama şunu söyleyeyim milletimiz biliyor ki benzeri görülmemiş yoğunluktaki bu teftişler bize yönelik itibarsızlaştırma çabalarının bu şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi beklenilen sonucu vermemiştir. Yeni dönemde bu tür tavır ve davranışların işe yaramadığının ve buna dönük hamlelerin yapılmasının en azından kasıtlı süreçlerin işletilmesinin doğru olmadığını karar alanları dahi zor durumda bıraktığının farkına varılacağını ve ders çıkarılacağını umuyorum. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri milletin iradesini yok sayanlarla ilgili çok önemli ibretlerle doluydu. 31 Mart 2024 seçimleri de yerel seç yönetimleri bizden olan ve olmayan diye ayırmamanın bizim adaylarımıza oy vermezseniz hizmet alamazsanız demeyenlerin bu anlamda milleti tehdit etmeyenlerin kendisinden kabul etmediği kişileri ya da kurumları kuruluşları cezalandırma anlayışıyla hareket etmeyenlerin ve buna karşı duranların açık ve net ifade edeyim. Kazandığı bir seçim olmuştur. O bakımdan bu ve benzeri davranışları ya da bu dili kullananlar açısından da ibretlerle dolu bir seçim olmuştur 31 Mart 2024 seçimi. Milletin verdiği dersin umuyorum ki e, anlaşılacağını ve herkesin bu anlamda gereğini yapacağını umut ederim. Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında hizmet üretme ve sorun çözmeye odaklı, uyum ve işbirliği hedefleyen yeni bir anlayışın en üst seviyede hakim olmasını diliyorum. Biz bu yolda her zaman olduğu gibi biliniz ki buradan ilan ediyoruz ki dünden hazırız ve üzerimize düşen görevi en üst seviyede yapmaya, ilgili makamlara konu İstanbul olduğunda koşa koşa gitmeye hazırız. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2023 Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin icraatçı ve halkçı karakterinin daha da iyi görüldüğü, daha da güçlü hissedildiği bir yıl oldu. Sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, kente özen ve insana saygı anlayışıyla uyguladığımız halkçı politikaların ne kadar doğru ve etkili olduğunu hep birlikte yaşadık ve gördük. Son derece yoğun, yenilikçi, özenli, sosyal politikalarla büyük bir fark yarattık ve gerçekten güçlü bir model oluşturduk. İstanbul modelini her alana yaydık. 2019'da sosyal destekleri kesecekler diye aleyhimize kara propaganda yapanların bu durumdan gerekli dersi çıkarmalarını ve artık yeni bir siyaset mücadelesi ve dilini benimsemelerini bu kapsamda da diliyorum. Metro yapımında ulaştığımız olağanüstü başarılara Gerçekleştirdiğimiz büyük çevre ve at yatır, yapı yatırımlarıyla icraatçılık vasfımızı da çok net bir şekilde milletimizin huzurunda ortaya koyduk. Yaptığımız devasa işleri küçültmeye, küçük görmeye, yok saymaya ve hatta birkaç adıma sığdırmaya kalkan siyaset anlayışı da 31 Mart'ta artık tarihin sayfalarına gömülmüştür. Hakikat üzerinden ve sadece vatandaşın menfaati gözetilerek yapılacak muhalefete bilimsel ve sağduyulu eleştirilere tüm yöneticilerin ihtiyacı vardır. Yeni dönemde meclisimizin de bu açıdan ve bu bakış açısıyla çok doğru ve çok güzel bir sınav vermesini diliyorum. Bu kapsamda sadece bu mecliste muhalefet edenlere ya da muhalefet görevini elde edenlere değil, iktidar olduğunu düşünen Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da benzer yönde tavsiyelerimi yapmaktan hiçbir zaman çekinmedim, çekinmeyeceğim. Zira katılımcı bir modelin daha fazla kapsayıcı, daha fazla bir arada iş üretme, daha fazla birbiriyle diyalog kurarak işleri ilgili komisyonlarda konuşma, görüşme noktasında 39 ilçe belediyesiyle eş güdüm şeklinde çalışma bilincinin her belediyeye yansıtılması noktasında işbirliği seviyesini en üst seviye taşıma noktasında da ben üzerime düşenleri yapmayı burada bütün meclis üyeleri huzurunda söz veriyorum. Benzer uygulamaları da yine başta Cumhuriyet Halk Partisi grubu olmak üzere burada bulunan bütün siyasi parti gruplarının da vermesi gerektiğinin altını çiziyorum. Yüz bine yakın kişinin emek verdiği ülkemizin en büyük kamu kurumlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kattıklarını Katkılarını sadece sayılar üzerinden anlamak ve anlatmak elbette mümkün değildir. Birlikte yaşam kültürü, kentlilik ve vatandaşlık bilinci, yöneticilik, ahlaki gibi değerler açısından da bu şehre köklü dönüşümler yaşattığımız bir dönemi hep birlikte geride bıraktık. Örneğin adalet kavramının kentsel yaşamın temellerinden biri olarak görülmesini sağladık. Imkansızlıklar nedeniyle süt içmeyen, okul öncesi eğitim alamayan çocukların Öğle yemeklerini çoğu zaman geçiştirmek durumunda kalan işçilerin, öğrencilerin, emeklilerin yaşadıklarını büyük bir adaletsizlik olarak gördük ve ortadan kaldırmak için gayret sarf ettik, sarf etmeye devam edeceğiz. Hesap vermeye yanaşmayan, kamu kaynaklarını ne yazık ki fütursuzca kullanan, vatandaşın yönetimine, demokratik katılımına engeller koyan anlayışa bu dönemde son verdik. Kamuya ait binaların, meydanların, sahillerin, yeşil alanların vatandaşların kullanımından kaçırılıp belli kişi veya kurumlara tahsis edilmesini büyük bir adaletsizlik olarak gördük ve bununla mücadele ettik etmeye devam edeceğiz. Kadınların çalışma hayatından dışlanmasını, tüm inanç gruplarına eşit hizmet verilmemesini, siyasi görüşleri, kökenleri, yaşam tarzları nedeniyle hemşerilerimizin eşit hizmet alamamasını bir adaletsizlik olarak gördük ve gidermek için çok çalıştık. Hakçı belediyecilik anlayışıyla yaptıklarımızın asla bir lütuf olmadığını, bu şehrin asıl sahibinin 16 milyon İstanbullu olduğunu bilerek hizmet ettik. Yöneticiliğin en temelde milletin parasını millete vermekten, halka ait olanı halkın kullanımına sunmaktan ibaret bir iş olduğunu bilerek hizmet ettik ve bunu her zaman vatandaşlarımıza anlattık. Sadece yaptıklarımızda değil, Yapmadıklarımızla da İstanbul'a hizmet ettik. Örneğin, partizanlık yapmadık. Kişiye, parsele özel imar düzenlemeleri yapmadık. Çevreye zarar verecek tek bir projeyi hayata geçirmedik. Sevgili arkadaşlar, İstanbul'da 2019'dan beri bir zihniyet devrimi yaşanıyor. Kentli olmanın, vatandaş olmanın, yönetici olmanın anlamı yeniden tanımlanıyor. Siyasetin anlamı ve işlevi yeniden tanımlanıyor. İstanbullular bu gerçeği bizzat yaşayarak gördüler ve bu siyaset anlayışının devamı yolunda çok güçlü bir onayı verdiler. Bu anlayışın kök salması için bize tam yol ileri emrini verdiler. Biz her zaman her ortamda, meydanlarda söyledik. Bu emri veren halkımızın zaten emir vermekte tek yetkili kurum olduğunu söyledik söylemeye devam edeceğiz. Emri halkımızdan alacağız. Yeni dönemdeki sorumluluğumuzun ne kadar büyük ve ağır olduğunun da farkındayız. Artık biz bu süreçten sonra kendi kendimizin rakibiyiz. Bizden önceki 25 yıllık dönemin değil, geçtiğimiz 5 yılın performansını katlayarak artmak arttırmak durumunda olan bir ekibiz. Bu ulaşılması daha zor ve daha büyük bir hedeftir. Ama bizde artık çok daha tecrübeli, çok daha iddialı ve kararlıyız. Aynı şekilde deneyimli ve iddialı kadrolara da sahibiz. 16 milyon İstanbullunun iradesiyle, sevgisiyle, desteğiyle çok daha güçlü ve inançlıyız. Eminim ki belediye meclisimizde muhalefet görevini üstlenen değerli arkadaşlarımız da İstanbulluların sandıkta verdiği bu mesajı en doğru şekliyle anlamışlardır. İnanıyorum ki bu kadim şehre hizmetle birlikte doğru ve güzel işlere imza atlayacağız ve hemşehrilerimizin gönlünde çok müstesna bir yere hep birlikte sahip çıkacağız. Bu inançla yaptığımız her işe emekleriyle can veren, ruh katan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kademelerindeki mesai arkadaşlarıma ve ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde birlikte çalıştığımız tüm değerli Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şehirlerine ve haklarına sahip çıkarak bizi yönlendiren, doğru, doğru yürümemizi sağlayan ve bizimle beraber İstanbul'un muhafızı olmaya devam eden 16 milyon İstanbulluya şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.